eski protokolü saydayım. Çünkü ben artık aranızda teknik olarak değil, bundan sonra sizin dostunuz olarak kalacağım için. Sevgili dostlar, önce hepiniz hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Ayrıca bugün 1 Mayıs, tabii ki emeğin en kutsal değer olduğunu bilen bir parti olarak 1 Mayıs İşçi Bayramımızı kutlarken 1 Mayıs'ta şehit olan tüm şehitlerimizi de anmak isterim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağının olduğu yerde önce Cumhuriyet'in kurucusu ve partimizin kurucu Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk adına saygı duyulur. Bugün bitik alanında Mustafa Kemal Atatürk adına saygı duruşunda bulunmamasını da doğru bulmadığını ifade etmek isterim. Biz bu eksikliği gidereceğiz. Hepinizi bir dakika Mustafa Kemal Atatürk ve devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. Esirmesi değil, dönem fedakarlık dönemi. Bebemelik'te bulunduk. Sayın Genel Başkanıma nezaketen alas paladık demeye gittiğimde kapıdan içeri girer girmez Sayın Genel Başkanım dedim, ben sizi rahatlatayım, herhalde dedim adaylık kaleminde bulunmayan bu kapıdan içeri giren bir kişi benim dedim. Aday değilim dedim, rahat ol. Genel Başkanımız tekrar adaylığımla ilgili düşüncelerini paylaştı. Ben de kendisine bir siyasetçinin verdiği sözün arkasında durması gerektiğini, eğer ilk daha aday olursam hem sözümü tutmadığım gibi oradaki aday olmayı düşünen arkadaşlara haksızlık yapacağımı düşünerek bu adaylığı kabul etmedim, veremedim. Ama Sayın Genel Başkanım'a şunu söyledim. Ben bir iddiayla çıktım. Partimizin 40 yıldır milletvekili çıkaramadı. Nereye gönderseniz gönderin. Ama Elazığ'da il başkanlığı yaptım. Elazığ kamuoyunu iyi tanırım. Beni Elazığ'a gönderin. Milletvekili seçilemezsem bile partimin oyunu yükseltip gelirim diye söz verdim Genel Başkanım'a. Ve bu sözümün arkasında sevgili arkadaşlar, gördüğüm tablo şudur. Eğer biz Tunceli'de il başkanımızın da dediği gibi birlik beraberliğimizi koruyamazsak, yine ayak oyunlarıyla 7 Haziran süreci gibi bir süreç Tunceli'de yaşatırsak sonuç alınması ile ilgili sıkıntı yaşayabiliriz. Onun içindir ki herkes bu konuya karşı duyarlı olmalıdır. Adaylık süreciyle ilgili de duyarlı olmalıdır. Örgütlerimiz de milletvekili adayının Ankara'dan belirlenerek gelmesi değil, Tunceli'de örgütün seçilmesini, seç tarafından seçilmesini istiyor. Çünkü ben hep söyledim ve söylemeye devam edeceğim. Kendi örgütünden korkmayan, korkan ve kendi örgütünün güvenini kazanamayan, halkın içine çıkamayan kimseler milletvekili olmaz. Bakın, bununla ilgili tarihte bir örnek vereceğim size. Ronacığım hoş geldin. Bir örnek vereceğim. Yıl 1977 yılı. Yo, Ronay benim yeğenim, danışmanım Ronay değil. İsmail Hakkı Bilger, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuk işlerinde sorumlu genel sekreter yardımcısıdır. 1973-74 Bakanlar Kurulu'nda kabinenin adalet bakanıdır. Bülent Ecevit, İsmail Hakkı Bilger'i çağırır. Der ki, İsmail Bey, önümüzdeki süreçte seni tekrar kabinede değerlendireceğim. Senin ön seçime girmemeni istedim. Çünkü sen benim bakan adayımsındır. İsmail Hakkı Güller de döner der ki, Sayın Genel Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerinde ve Cumhuriyet Halk Partilerinin etik davranış şeklinde bir genel sekreter yardımcısının ön seçimden kaçarak merkez yoklamasına aday olması yoktur ve doğru değildir diye cevap verir. Gider, Tokat'tan ön seçime girer, İsmail Hakkı Güller ön seçimi kaybeder. Güler Necevi tekrar çağırır. Bu partinin ve bu ülkenin sana ihtiyacı var. Gelip aday olmalısınız. Merkez yoklamasında. İsmail Hakkı Güler dönerdi ki, Sayın Genel Başkanım, kendi örgütünün güvenini alamayan Türkiye'de umut olamaz, Türkiye'ye umut veremez diye adaylığı reddeder. Şimdi bizim koltuk mücadelesini verecek adamlara ihtiyacımız yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dava adamlarına ihtiyacı var. Mücadele vereceğiz. Ve bu mücadelede direniş hikayeleri anlatmayacağız artık. Kazanacağız diyeceğiz ve herkesi kazanmaya inandıracağız. Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Ama bunun için eteğimizdeki taşları dökeceğiz. Gizli ajandalarımızı kaldıracağız. Burada Tunceli örgütü kimi aday yaparsa
benim adayım olur, başım gözüm üstüne, örgütümün emrindeyim. Ne zaman ihtiyaç duyarsanız maddi manevi yanınızdayım. Ama ayak oyunlarıyla aday belirleme yolu ve yöntemi tekrar gündeme gelirse, arkadaşlar bunun hepimiz için bedeli ağır olur. Onun içindir ki ben hepimizi daha sorumlu olmaya, özellikle il örgütümüzün bu konuya el atarak bütün inisiyatif almasını ilçe başkanlarımızla birlikte burada aday belirleme yöntemi ve şekliyle ilgili inisiyatifi ilçe örgütlerimizin katılımı il örgütümüzün önderliğinde yapılmalıdır. Eğer yine merkez yoklamasıyla bir aday belirlenirse 7 Haziran tablosuyla karşı karşıya kalırsak hepimiz yaralanırız, hepimiz üzülürüz. Sevgili arkadaşlar, ben aday olan bütün arkadaşlarıma eşit mesafedeyim. Bana geçmişte emeği olan arkadaşlarım da var işlerinde. Geçmişte seçim kampanyamda hiç görmediğim arkadaşlarım da var. Ama partide aday olmak herkesin demokratik hakkıdır. Hiç kimseye sen niye adaysın, niye geldin deme hakkını hiç kimse kendisinde görmemektir. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi ise aday olma hakkı herkesin vardır. Ama onu takdir etme hakkı da sizindir. Onu takdiri siz yapacaksınız. Ve Tunceli'de benden sonra arkadaşların önünü açmak için partimizin yeni kadrolar yetiştirmesi ve geliştirmesi için ve arkadaşlarımıza bir şans tanınması için siyaseti başka yerlerde yapabilirim ama Tunceli milletvekili aday olmayacağımı defalarca açıklamıştım. Çünkü bir siyasetçi topluma karşı verdiği sözün ve güvenilirliğini kaybetmemesi lazım. Bu anlamda ben aday olan bütün arkadaşlarıma eşit mesafedeyim, hepsine başarılar diliyorum. Ama tabii hala ilimizin milletvekili, hala Tunceli milletvekili olduğum için bu süreçle ilgili sizi ilgilendirmek, neler yapılması gerektiği konusunda sizinle bilgi paylaşımında bulunmayı da kendime bir görev olarak görüyorum. Önce şunu ifade edeyim ki, ben 2,5 yıllık milletvekili süresi içerisinde yakında Dersim milletvekili olarak, Tunceli milletvekili olarak taşıdığım rozette bulunduğum her ortamda onur ve gurur duydum. Ve bu onuru ve gururu bana sizler açıldınız. Çünkü partimiz 7 Haziran'da Tunceli'de milletvekili çıkaramamıştı. 1 Kasım'da ön seçim yaptık. Önce beni ön seçimde aday yaptınız. Sonra 1 Kasım'da milletvekili seçtiniz. Hepinize şükran borçluyum. Bizim burada siyaset yapıp yapmamamız hiç önemli değil. Türkiye'nin neresinde siyasette olursa olalım, bizim kapımız ve gönlümüz her zaman size açık olacaktır. Gözümüz, kulağımız her zaman Tunceli'de olacak, hiç merak etmeyin. Yani biz Tunceli'den gidiyor değiliz. Tam tersine Tunceli siyasetinde arkadaşlarımıza yeni bir şans tanıması için, onların önünü açmak için, daha başarılı siyasetçilerin yetişmesi için ben siyaset alanımı başka alana kaydırıyorum. Ve gittiğim her ilde kendi ilimin özelliklerini anlattım. Tunceli'nin bir çocuk istismarı olmayan tek kent olduğunu, çocuk yaşta evliliğinin olmadığı bir kent olduğunu, Tunceli'nin eğitim yazar oranıyla Türkiye'nin en yüksek eğitimli bir kent olduğunu, Tunceli'nin Alevilik inançları değeri üzerinden inansal değerlerin en yoğun yaşandığı bir kent olduğunu ve her şeyden önemlisi FETÖ'nün Türkiye'de giremediği tek kent Tunceli Dersim toprakları. Ve bu kent bir cumhuriyet şehridir. Bu kent Cumhuriyet'in temel değer yargılarına bağlıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine bağlı bir kenttir. Bunları anlatarak, bunları söyleyerek Tunceli'nin terörle alınmasını değil, Tunceli'nin bu özellikleriyle alınmasıyla ilgili sürekli kamuoyunu bilgilendirdi. Ve bununla ilgili başarılı olduğumu da düşünüyorum. 2,5 yıllık milletvekilliğim süresi içerisinde bir yılın bir rahatsızlığından dolayı tedavi sürem geçti. Topu topu 1,5 yıl milletvekilliği yaptı. Aslında bu süreç benim performansımı çok altında gösterdiği bir performanstı. Çünkü rahatsızlığından kaynaklanan sorunlarım oldu ve bu sorunları çözmek için de tabii ki burada yeterince zaman ayıramadım. Ama şehrin genel köklü sorunlarına kamu yatırımlarının getirilmesi, bireysel sorunların çözülmesi, gençlerimize iş bulunması, görev yaptığım süre içerisinde maaş almadan maaş öğrencilerimize burs olarak vermemiz, cemiyetlerimize destek olmamız, spor kulüplerine destek olmamız, hastalarımızı ameliyat ettirmemiz ve Türkiye'nin neresinde bir Tunceli cenazesi varsa sahip çıkmamız, elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar sahip çıktık ve bu değerlere sahip çıktık. Çünkü benim ahlaken ve siyaseten ve vicdanen bunu yapmam gerekiyordu.
Eksiklerimiz olabilir, yanlışlarımız olabilir, hatalarımız olabilir. Bunun için her izlen beni affetmenizi isterim. Çünkü gerçekten milletvekili olarak bir milletvekilinin yapabileceği, hem özellikle Muhalefet Partisi'nin bir milletvekili olarak elimden gelen her türlü katkıyı Tunceli sorunlarının çözümüyle ilgili vermeye çalıştım. Değerli arkadaşlar, 2016 referandum sonuçları Türkiye'de bir sistem değişikliğini getirdi. 24 Haziran 2019 seçim sonuçları eğer olumsuz sonuçlarsa Türkiye'de bir rejim değişikliğine dönüşebilir. Onun içindir ki kendi aramızda bireysel kavgaları, bireysel çekişmeleri bir tarafa bırakıp önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması için ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını Cumhurbaşkanı seçmek için uğraşacağız. Tunceli'de Ahmet'in, Mehmet'in ümmetlerindeki çok önemli değildir. Ama bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı seçilmesi yaşamsal olarak da rejimin devamı olarak da en önemli sonuçtur. Bakın 24 Haziran gecesi biz yalnızca Cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz. 24 Haziran gecesi devleti yeniden yapılandıran kişiyi seçeceğiz. Çünkü 16 Nisan referandum sonuçlarına göre 24 Haziran gecesinden itibaren artık devletin bütün kamu kuruluşlarının sıfatları ve unvanları bitecek. Yani bakanlıkları, genel müdürlükleri, müsteşarlıkları, kamu teşebbüslerini, kitleri, aklınıza gelebilecek devletin tüm yapılanmasını yeniden sıfırdan yeni seçilen Cumhurbaşkanı yapacak. Onun için bu çok önemli. Hedefimiz önce Cumhurbaşkanı seçim. Ne yapıp yapıp bir tek oyun hesabını yaparak Cumhurbaşkanı'nı almanın mücadelesini vereceğiz. Bunun içindir ki ben partide bir söylem açtım. Dedim ki Türkiye'de 34 ilimizde milletvekilimiz yok. Ve buralarda aldığımız partinin oyu %1 ile %3 arasında değişen bir oran var. Biz partide tanınırlığı olan milletvekilleri partiye karşı vefa borcumuzu ödemek için, partilerimize karşı vefa borcumuzu ödemek için, Cumhurbaşkanı sürecinde partimize katkı vermek için bizi 40 yıldır milletvekili seçilemediklerine görevlendirip gidip biz oralardan aday olup partimize karşı vefa borcumuzu ödemeyiz. Adil bir adaylık süreci yaşamaları ile ilgili benim milletvekili olarak üzerime düşen her şeyi il örgütümle yapar. Ama onun dışında sizin huzurunuzda aday aday arkadaşlarımız içimizde ben ne Sayın Genel Başkan'a ne parti yöneticilerimize bir tek aday aday arkadaşımızın aleyhinde ve lehinde bir tek kelime söylemem. Çünkü bu haksızlığı kimseye yapmıyor. Var arkadaşlarımın, emeği olan arkadaşlar da var, siyasette iddiası olan arkadaşlar da var. Ama konuşmamın başında söylediğim gibi bu inisiyatif tamamen il başkanının olmalı, doğru bir süreç yönetmeli. Ben içinizde benim dönemimde ön seçim kararının alınmasıyla ilgili dönemde il başkanını yapan Arıza Başkan'a da teşekkür ederim. O süreci doğru yönettik, doğru bir kampanya yönettik ve 7 Haziran'daki mağlubiyetimizi 1 Kasım'da hep birlikte, hepinizin desteğiyle bir galibiyete çevirdik. Şimdi bunu yine başarabiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Tunceli'de birinci parti yapabiliriz. Bu potansiyel var. Ama bu potansiyeli doğru örgütlemek, doğru yönlendirmek, doğru bilgilendirmek ve doğru karar vermek il örgütümüzün sorumluluğunda olan bir süreçtir. Onun içindir ki il başkanımızın ve il örgütümüzün ve ilçe başkanlarımızın bu konuda inisiyatif sahibi olmalarını kendilerinden bekliyorum. Bana destek olup destek istedikleri her yerde de kendilerine desteği. Sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, çoğu zaman yaşamın ve siyasetin gerçekleri örtüşmez. Bakın, biz 1991 yılında o zaman HEP miydi? HEP ve SHP seçim ittifakı yaptı. Sonra 7 Haziran'da, 7 Haziran seçim sonrası AKP ile bir ay aynı masaya oturduk, hükümet görüşmeleri yaptık. İstişafi görüşmeler yaptık. Bugün 15 milletvekilimizi ki o 15 milletvekilimizi partinin kahramanları olarak nitelendiriyorum. Çünkü işlerde bizim hemşehrilerimiz olan gerçekçi gelenekten gelen arkadaşlarımız bile Türkiye'de demokrasinin ve anayasal düzenin tekrar geri gelmesi için gözlerini kırpmadan, tükürüklerini yutmadan parti görevinde dediler ve istifa ettiler, İYİ Parti'ye gittiler. Demek ki konjonktürel olarak
yaşamın gerçekleriyle siyasetin gerçekleri çoğu zaman örtüşmese bile siyasetle aldığımız kararların mutlaka bir gerekçesi var. O zamandır ki biz yapmamız gereken artık bu ittifaklarla ilgili Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili asla tartışma açmadan, asla yorum açmadan kimin seçilmesinden daha ziyade kimin seçilmemesi gerektiği konusunda hep fikiriz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun Genel Başkan'a verdiğimiz yetki doğrusuna şartsız ve koşulsuz destek vereceğiz. Çünkü bu ülkeye hukuk düzenini, siyaset ahlakını, anayasal kurallar, anayasal düzeni ve devletin geleneklerini, devletin etik değerlerini, devletin liyakatını geri getirmek zorundayız. Getiremezsek de olur, siyasallaşan ve politize olan ve partileşen bir devlet yapısıyla karşı karşıya kalırız. Değerli dostlarım, Türkiye Cumhuriyeti'nde makam arabasında Türk bayrağını taşıyan 3 tane makam vardır. Devleti temsil eden makamlardır bunlar. Birincisi Cumhurbaşkanı. Devletin başıdır, partiler üstüdür. Ama şu öyle değil. İkincisi valilerdir. Hükümeti ve devleti temsil eder. Üçüncüsü diplomatlardır yurt dışındaki. Orada da Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eder. Yani bu bir devlet davranışıdır. Şimdi bizim tekrar devlet geleneklerine geri dönmemiz lazım. Atanan son kararnamelerde eski millet AKP milletvekilleri büyükelçi olarak atandılar. Rektör olarak atandılar. İlk valiler kararnamesinde de vali olarak atanacaklar. Yani ne demek istiyorum? Bizim 1950 yılında bıraktığımız parti devlet anlayışına 70 yıl sonra AKP geri dönmenin mücadelesini veriyor. Ki o zaman tek parti dönemi vardı. İstiklal Savaşı sonrası. Biz bunları anlatacağız. Parti devleti olmamalı. Hukuk devleti olmalı. Hukuk devletini savunacağız ve Genel Başkanımızın Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşüne hak, hukuk, adalet söylemine hep birlikte sahip çıkacağız. Burası yalnızca burayı bir seçim bölgesi olarak kimse düşünmesin. Burada milletvekili adayı olmanın da, burada milletvekili olmanın da ağır sorumlulukları var. Çünkü burası Düzgün Baba'nın, Kureş Baba'nın, Anafat Baba'nın, Baba Mansur'un, Derviş Cemal'in, Sarı Saltı'nın, Mansur Baba'nın iyi. Burada seçilecek milletvekilimizi davranışıyla, devlet anlayışıyla, siyaset yapma tarzıyla bu değerlere sahip çıkarak, bu değerleri temsil ederek gittiği her yerde bir dersinin gerektiği zaman bir beyefendi ama bir dersinin gerektiği zaman bir aslan gibi pençe atacağını görmeleri lazım. Bu ciddiyetle, bu anlayışla ve bu bakış açısıyla siyaset yapmalı. Ve burası aynı zamanda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ili. Ona bir daha bir mahcubiyet yaşatırsak hepimiz rezil oluruz. Onun için kişisel kaygılarımızı değil, Kemal Bey'in de itibarını düşünerek siyasetin gerçekleri üzerinde siyaset yapacağız. Kendi duygularımızla değil. Siyasetin gerçekleri neye gerektiriyorsa Genel Başkanımıza mahcup olmamak ve Genel Başkanımızı mahcup etmemek için hepinizin bu süreçte duyarlı davranacağına inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinizden helallik istiyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Kadın Kolları Başkanımız bana plaket verecekti. Plaketim de Aliye Başkanım. Sonra konuşmak isteyen arkadaşlarımız varsa milletvekili adaylarımızla ilk başkanımız siz. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyoruz. Çok sağ olun.